Çocuk orada bak, fırının önünde bak, geliyor. Polis geliyor. Ben de saat 3-3.30 gibi bana bir telefon geldi dükkana. Ben o restoranda çalışıyorum. Dedi, oğlunuz bisikletten de düşmüş dedi. Tabii söylemediler bana. Dedim, herhalde bisikletten düştü dedim. Hemen acil dedim. Acile gittim. Baktım herkes orada şu anda. Herkes oradaydı. Zaten içime bir şey geldi zaten. Herkes orada deyince içeri girdim. Dedi, oğlun yoğun bakmadı dediler. Sonra aradan 3 dakika 4 dakika geçmedi. Başını sağ olsun dediler. Ondan sonra orada ben yıkıldım zaten. Yani Allah kimse böyle bir acı göstermesin. Yani böyle kimse şey yap vermesin yani. Çok zor bir şey. Ondan sonra şey aradan bir iki gün geçti, bir şey yapmaya çalıştım. Sağ olsun araştırmaya çalıştım. Kameralara baktım. Oğlum benim orada durağın bir neresinde bekliyordu ikisi beraber. Abisi de böyle bisiklete gelmiş. Bisiklete binmişler. Ondan sonra Mikail Emre onun yanında bekliyormuş. Orada bir servis arabası vardı. Servis arabasının durak olduğu yer değil. Durak bir ilerisi durakta orası. Servisin geçmesini bekliyor. Servisin geçmesini bekler beklemez servis gider gitmez bizim Mikail Emre benim canım oğlum hemen karşıya fırlıyor. Karşıya fırla durdu. O gelen dolmuş. Hiç kesinlikle yani bir şey çarptığını görmüyor. Yani bir de solundan geldiği halde yani görmesi gerekirken hiç durmuyor. Oğlumu çarpıyor. Çarpında bile şey değil. Yani kafası nerede Allah belli değil. Şu oradan şey karpuzcu bağırıyor. İçindeki sesi dolmuş içindeki bayan bağırıyor. Bayan belki tam bilmiyorum. Bağırıyor. O şekil duruyor. Durduktan sonra herhalde şoför bir gidiyor kayboluyor kaçıyor. Büyük oğlum zaten bakıyorum böyle onu dalıp gidiyor. Yani kafasında şey şu devamlı kardeşini soruyor. Devamlı şimdi soruyor. Baba kardeşim cennete girdi mi diyor. Devamlı şeye soruyor. Yani oğlum yani psikoloji bu şey yerinde değil yani. Yani bizim de yerindeyiz. Yani şey için ben evi teşhi yapıp terk ediyorum. Ben dualar üzerime geliyor benim. Yani evde duramıyorum yani. Yani bugün benim başıma geldi, yarın başkasının başına gelecek orada. Bugün ilk defa oraya gittim, o da sizi şey yaptı diye oraya gittim. Ben daha oradan hiç geçmiyorum bile. Oradan geçmek de istemiyorum yani. Çünkü oradan geçtim ben, her zaman ailesim geliyor, şeyim geliyor. Yani dayanamıyorum yani. Benim oğlum daha çok küçüktü. Çok çok küçüktü. Yani şu an kaç gün geçmesine rağmen olayları hala sindirebilmiş değilim. Yani şöyle yani bir annenin yapamayacağı bir şey yaptım ben orada. Oğlumun çarpma anını izledim. Acaba benim oğlum hani birden yola fırlamış olabilir mi? Ama oradan bakıyorum başka çocuklar da geçiyor. Yani büyük insanların bile bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gördüm ben. Bir ikincisi de şoförün ihmalkarlığı, dikkatsizliği, yani umursamamazlığı gözüme çarptı. Neden diyeceksiniz? Çünkü o bir şoför. Yani sürekli sağda solda gözü olması lazım. Çünkü orada ekmek parası için uğraşıyor. Ama kaç kişi el kaldırmasına rağmen görmüyor kimseyi. Çarptığının bile farkında değil. Dolmuş içinden uyarıyorlar hani sen birine çarptın diye. Yok canım diyor. Ya önümüzden kedi geçti. Biz eşimle duruyoruz yani. Eşim de yılların şoförü. Duruyoruz. Çarpma sesini dahi duymuyor. Tampon içine çökmüş. Sen nasıl çarpma sesini duymazsın? 19-20 ile gidiyorum. 19-20 ile gitsen sen orada fren yapar durursun. Benim oğlumu sen nasıl 7 metre sürükleyebildin?
bir annenin görebileceği en kötü manzarayla karşılaştım. Ben oğlumu yerde o şekilde gördüm. Ben yaşadım. Allah kimseye kimseye yaşatmasın. Ya bu acımla birlikte bu evden taşınmaya uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Eş, dost, akrabalar çok sağ olsun. Allah herkesten razı olsun. Niye? Çünkü hepimizin psikolojisi çok çok fena bozuldu. Benim oğlum daha süt kokuyordu. Benim onun üzerinde hayallerim vardı, umutlarım vardı. Ben oğlumun üstünü giydirdim. 5 dakika sonra bana haberi geldi. İnşallah olay aydınlanır ve burada maalesef kontrolsüz bir araç kullanımı olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki bunu savcı karar verecek, hakim karar verecek. Onların kanaati daha önemli. Çok fazla kaza yaşanan bir olay yeri aslında burası. Daha birkaç gün öncesine kadar gene bir anne ile çocuğa gene bir araç çarpıyor. Gördüğünüz gibi manavlar yaya kaldırımına sergi açmışlar. Hatta tartı kurmuşlar, tartıyorlar. Yaya kaldırımları zapt edilmiş durumda. Servis şoförleri istedikleri gibi park ediyorlar. Park etmemeleri gerek. Yani durak olmayan yere park ediyorlar ve duruyorlar. Ve burası bir keşmekeş halinde. Zabıtalar o gün ceza kesiyorlar. Olaydan sonra insanların isyanı üzerine. Fakat ceza kesilmesine rağmen zabıtalar, işlem yapmasına rağmen hala aynı şekilde esnaf yaya kaldırımını işgal etmeye devam ediyor. Ve bu şekilde kazaya sebebiyet de vermiş oluyorlar bir taraftan. Ama bu kadar keşmekeşin içinde de çok yavaş gitmesi gereken araçların hızlı gitmesi maalesef böyle kazalara sebebiyet veriyor diye düşünüyoruz. 71 Eylül Mahallesi 30 yıllık ikamet eden bir insanım. Burada bu yolun dar olması... Dar yapılması zamanında bu yol aslında 12 metre 40 santim bu yol. Ama yolu küçülttüler, tretuarı büyüttüler. Esnafa tezgah açsın diye yer yaptı zamanın belediyesi. Ondan sonra burada bu arabalar park ettiği müddetçe burası servis yolu. Burası servis yolu. Park ettiği müddetçe burada çocuk da çarpılır, kadın da çarpılır, adam da çarpılır. Bir kere burada trafik polisi lazım, bana zabıta değil. Zabıtayla benim işim yok kardeşim.